bir gün onu tanımadı. Adeta hafızasından silinmişti. O da eski hatıraları canlandırabilmek için ut çalmayı öğrendi, resim yapmaya başladı. Hidayet Hanım'ın Alzheimer'la savaşı sonuç verdi. Çift şimdi sevdikleri şarkıları birlikte söylüyor. Kuşlar gibi. Beni unuttu. Ben çok üzüldüm. Onu unutan eşine kendisini yeniden hatırlatabilmek için ut çalmayı öğrendi. Eskiden eşiyle birlikte söylediği şarkıları söyleyip resimlerini çizdi. Kendini ona yeniden hatırlatmayı başardı. 70 yaşındaki Hidayet ve 77 yaşındaki Mahir Altan çifti 46 yıllık evli ve bu evlilikten de iki çocukları var. 3 yıl öncesine kadar her şey normaldi ta ki Mahir Altan onu ailesinden ve sosyal hayatından koparan Alzheimer hastalığına yakalanana kadar. Tomografisini getirdik doktora. 2 yaşındaki bir çocuğun beyni dedi. Bu bana çok zor geldi tabii. Beni bakıcı zannediyordu. Paranı aldın mı diyordu bana falan. Tabii bu beni çok üzüyordu bu laflar. Mahir Altan'ın hastalığının belki de en kötü yanı eşini unutması oldu. Hidayet Altan kendisini eşine yeniden hatırlatabilmek için 70 yaşında eline ilk kez bir müzik aleti aldı ve ut çalmayı öğrendi. Şimdi eşine sevdiği şarkıları yeniden hatırlatmaya çalışıyor. Nota hangi çizgidedir onu bilmezdim. 3 sene bir solfej dersi gördüm. Üsküdar'a giderken dinlettim ona. Böyle basitleri söylüyoruz beraber. Hidayet Altan yıllarını paylaştığı hayat arkadaşının elini bir an olsun bırakmadı. Alzheimer'ın eşine, kendisini ve çocuklarını unutturmasına izin vermedi. Mahir Altan'ın hastalığı nedeniyle tıpkı bir bebek gibi bakıma ihtiyacı var ancak eşi onu bir bakım evine bırakmak yerine evini adeta eşi için bakım evine çevirdi. Ve müziğin yanı sıra bakın resim de çiziyor, eşiyle birlikte geçirdiği anılarını işte böyle tuvale resmediyor ki anılarını hiçbir zaman unutmasın diye. Şimdi 3 yıl önce onu hatırlamayan eşinden neredeyse eser kalmadı. Zaman içinde unutkanlık arttığı için hastayla iletişim kurmak çok zor olur. Mahir Bey de bu süreç çok şaşırtıcı olarak olumlu yönde değiştiğini gözlemledik. Kuşlar gibi. İstanbul'da bir mahallede...